Ben kendi üniversitem adına mesela şeyi de özellikle eklemek istiyorum. İşte devrim, işte evet çok güzel bir kampüs şey filan. Ama bunun yanında mesela okulun bize sağladığı ıı, lisanslı programları atıyorum ve laboratuvarlar. Lisanslı programlardan atıyorum işte HFSS, benim en çok kullandığım programlardan bir tanesiydi. Mikrodalga bir tasarım yaparken ya da bir anten tasarımı yaparken ıı, elektromanyetik dalgayı işte dedik ya hani düşünmek. Yani orada bir şeyi ben kalemle çizmeye çalışsam yüzlerce integra almam gerekecek belki. Ama o program sizin için çözüp bunu e, görselleştirebiliyor. Belli sonuçları almanızı da sağlıyor. E, kişisel olarak satın alınabilecek e, fiyatlarda uygulamalar değil. Örneğin HFSS ya da işte bizim bu, e, başka bir kullandığımız çok önemli program Cadence Virtuoso vardı. Bu da şu işte siz işte bir üreticinin işte FEB deniyor ee, yöner üretim e, şey özelliklerine uygun bir çip tasarlıyorsunuz. Ee, iki tane metali mesela yakın koydunuz ve bunlar arasında bir kapasitans oluştuğu için atıyorum. E, sizin performansınız etkilendi. Hani bunu modelleyebilecek kadar e, yüksek tool'ları olan e, işte dizaynınızı yapıp sonra bunu e, layout'a çevirip işte çizim yapabileceğiniz çok pahalı bir uygulama mesela niye çok pahalı çünkü işte bu e, çip üreticilerinin e, üretim dosyaları bu programa uygun çıkıyor ve işte siz burada bir üretim yaptığınızda sonradan fabrikaya işte fab denilen yere e, üretiminizi gönderdiğinizde onlar bunu üretebiliyor gibi e, olaylar e, büyük şeyler bunlar İşte HFSS ya da işte Cadence Bunları üniversite sağlamazsa kişisel olarak sahip olmak çok zor. Ee, çalıştığım şirkette de işte benim sahip olmam zordu. Ee, yani onların da bununla erişimi birazcık zor. Ee, çok pahalı şeyler. Üniversitenin bunu sağlaması çok önemli bence. Laboratuvarlar yine aynı şekilde. Ee, yani. Meraktan bir araştırabilirsiniz isterseniz atıyorum işte Network Analyzer diye benim işte yine kendi alanımla ilgili kullandığım bir e, alet. E, işte iki tane port var. Bir portundan verdiği gücün karşıdan nasıl çıktığını, e, kendi gönderdiği kısımdan nasıl yansıdığını ölçen bir şey aslında. E, inanılmaz fiyatları var bunların ve bunlara erişmek bence çok önemli. İşte ya da yüksek güç laboratuvarımızda işte bizim işte büyük böyle AC motorlarımız, kocaman şey motorlarımız falan olurdu. E, o alanı çok yönelmediğim için çok bilmiyorum. Ya da en azından her insanın rahat rahat kullanabileceği bir osiloskop olan bir laboratuvar. İşte bunlar bence çok önemli. Çünkü e, evet devreyi kurdunuz, yaptığınız bir şeyler. E, ama işte herhangi bir noktasında nasıl bir cevap alıyorsunuz merak ediyorsunuz ve bunu ölçüp görmek çok güzel bir şey. Şu da çok önemli bir şey. atıyorum bir tasarım yaptınız. benim bu arada kendi şu anki çalışma tecrübem tasarım üzerineydi. Yani tasarımcı olarak çalışıyordum. gideceğim doktora programında da daha çok tasarım üzerine çalışıyor olacağım. bir tasarım yaptığımızda aslında Eğitimimizin çok dışında sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani özellikle bir mikrodalga tasarım yapıyorsanız atıyorum işte bir yolu Z şeklinde çizdiniz başka düz çizgi şeklinde çizdiniz başka cevap alıyorsunuz. Yani bunu ölçüp görebileceğiniz bir yer ya da simüle edebileceğiniz bir simülasyon ortamı ya da bunu ürettirebileceğiniz bir ortam çok önemli bir şey. Üniversitenin bence en büyük katkılarından biri bu araştırma laboratuvarları simülasyon programları e, dır diye düşünüyorum. E, ODTÜ'de Ayaslı Research Center diye çok büyük bir e, bizim bölümümüzün araştırma merkezi var. Bunun içinde işte anten ölçümleri falan yapılıyor. İşte Pek çok e, farklı opsiyonun çalıştığı pek çok yer var. E, Cengiz Hoca'nın, Cengiz Beşikçi Hoca benim çok saygı duyduğum çok e, foto dedektörler üzerine çalışan önemli bir insandır. Onun bir laboratuvar var. Onlar işte orada e, inanılmaz yatırımlarla çalışıyorlar. Ve işte geceleri falan da biz böyle birazcık e, dalgasını geçeriz. E, sanıyorum ki sıvı azot kullanıyorlar. İşte o duman gibi oluyor. ...işte şeyde Instagram videolarında da görüyorsunuzdur. İşte bir şeyin üstüne döküyorlar sonra kırıyorlar, kırılıyor falan. E, bazı oradaki device'ları soğutmaları gerekiyor. Ve bu gaz, e, gaz bazın bir çıkışı var. Bazen işte görüyoruz o dumanı filan. İşte ta, büyücü kazanı gibi durur o blok mesela. Mesela buna sahip olan bir üniversite çok önemli. Yine şeyde Optimums merkezi var. Ee, bizim okulun karşısındaki bir yol diyeyim. Ee, Optimums merkezi var. Bu yine e, bizim okulun bir araştırma merkeziydi. Ee, orada da mesela MEMS üretimleri yapılıyor. E, MEMS dediğimiz şey de mikro boyutlarda hareket eden parçalar aslında ve e, bununla işte yine dedektörler yapılıyor gibi gibi. E, bunlar çok yüksek teknolojiler ve yatırımları işte fiyatlarını filan şimdi ben söylemeyeyim e, hem tam bilmiyorum hem de söylen ne biliyor mu bilmiyorum. Ama bildiğim bazı rakamlar var. E, çok büyük şeyler. Yani çok 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 büyük yatırımlar. Bunlara sahip olmak ve ben kendi adıma mesela şeyde çalıştım, e, Optiment Merkezi ile ortak bir projede çalıştım. Bu imkana sahip olmak bence çok büyük bir şey. O yüzden üniversitelerde e, buna bakmak ve üniversitenin sağlayabileceği en büyük imkan da bence budur diye düşünüyorum.